izleyiciler, şimdi konularımıza başlayacağız. Fakat tabii ilk başlayacağımız konu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Ali Erbaş geçtiğimiz hafta yargı yılının açılışında Yargıtay binasının önünden verdiği bir görüntüyle tartışmaların odağında oldu. Daha sonra da eleştiriler yükselince açıklamalar yaptı Ali Erbaş. Şimdi sevgili arkadaşım Serkan'dan rica edeyim. Hazır mı? Ozan'ı görüyorum parmağını oradan. Evet, hazır abi diyor. Peki, Ali Erbaş'ın görüntüsünü, bu açıklamasını bir verelim. Onun üzerine bir değerlendirmelerle sıcağı sıcağına başlayalım. Çok konumuz var çünkü. Hani inanç sokakta olmasın, mahallede olmasın, şehirde olmasın, insanın içinde olsun gibi bir anlayış var ya. İnsanla işte Allah arasında olsun. Evine yansımasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adaletine, yargısına yansımasın. Görüyorsunuz ya, ortalığı ayağa kaldırıyorlar ya. İnançtan ayıklansın oralar adeta. Bu düşünce insanlığı bu noktaya getirmektir. Evet, Ali Erbaş'ı izlediniz. Uğur abi sizle başlayalım, Sayın Uğur Dündar. Başlayalım. Sayın Erbaş'ın konuşmasında zaten kendisi farkına varmadan laikliğin ne kadar önemli ve değerli olduğunu anlatmış. Diyor ki inanç siyasette olmasın, sokakta olmasın, ticarette olmasın. Nerede olsun? İnsanla Allah arasında olsun, insanın içinde olsun. Aslında laiklik şöylesine önemli. Hangi inançtan olursanız olun, hangi mezhepten olursanız olun, hatta inançsız olun, laiklik bu özgürlüğü size sonuna kadar kullanma hakkını veriyor. Bu nedenle Sayın Ali Erbaş'ın meselesi aslında şurada burada değil. Bütün sorunu laiklikte. Ve kendisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran ve bugün o koltuğa oturmasını sağlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e o kadar borçlu ki bunun farkında da değil. Ayasofya Camii'nin açılışında, o törende elinde kılıçla kendi kurtarıcısına, Cumhuriyet'in kurucusuna lanetler yağdırabilen bir kafaya sahip. Bu aslında benim din anlayışımla da bağdaşmıyor, vicdanla da bağdaşan bir durum değil. Tarihi gerçeklerle bağdaşan hiç bir yanı olmayan çok kötü bir konuşma, talihsiz bir konuşma. Benim anladığım kadarıyla Ali Erbaş siyaset yapmak istiyor. Hmm. Siyaset yapmak isteyen ne yapar? Eğer subaysa üniformasını çıkarır. Öyle değil mi? Doğru. Yargıçsa cübbesini çıkarır. Sayın Ali Erbaş'ın da cübbesini çıkarıp Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında siyasete atılması kendisi için en doğru yoldur. Yoksa böyle aslında toplumu ayrıştırmaya yönelik, toplumu kamplaştırmaya yönelik, hele hele anayasanın ruhuna aykırı bir takım yaklaşımları sergileyerek siyaset yapması bana göre yanında yer aldığı siyasetçilere de çok zarar veriyor. Evet. Çok ağır zarar veriyor. Yani bunun ileride bir anayasa ihlali olduğu gündeme getirilecektir. Mutlaka gelecektir. Ve gereği o zaman da yapılacaktır diye düşünüyorum. Ali Erbaş son derece yanlış davranıyor. Ali Erbaş'tan benim beklediğim, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak o koltuğa oturmasını sağlayan Büyük Önder Atatürk'ü kaybettiğimiz 10 Kasım yaklaşıyor. Gitsin, minnetlerini orada ifade etsin ve Atatürk'e de rahmet okusun. Onun huzurunda biraz da belki özür dileyebilir. Eğer o noktaya, o huşu atmosferinde o noktaya gelebilirse, özür dilerse de olabilir. Peki Uğur abi, Yargıtay binasının açılışına gitmesine ne diyorsunuz? Anayasaya aykırı bir durum. Anayasaya aykırı bir durum. Evet. Tek kelimeyle. Benim tahminim geleceğe dönük çok ciddi siyasi hesapları ve siyasi ihtirasları olan bir şahsiyet kendileri. Evet. Enis Bey?